Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hocam, şimdi karanlık ile aydınlık. Aydınlık ne zaman kıymeti anlaşılıyor? Karanlık olduğu zaman. Hani karanlık olmamış olsaydı ışığın hiçbir manası kalmayacak. Ama şu anda insanlar karanlıktadır. Karanlık gece gibidir. Bir yeri göremiyorsun. Dağları, tepeleri, bayırları göremiyorsun. Güneş geldiği zaman nasıl her taraf aydınlanıyorsa insanlar görüyor ya. Evet, gördüğüne inanıyorlar. Bu aydınlık da ben Muhammed Bey'in geldikten sonra, Firavunlar bittikten sonra o zamanlar hakikati görüp anlayacaklar. Güneş gibi. Güneş gibi yüce Allah bütün firavunları dağıttıktan sonra ve kendi dinini dünyaya güneş gibi zuhur ettirecek. İnne dine endalar İslam ve Muhammed Mehdi halifeliğiyle. Ve Hocam, o zaman gerçekler güneş gibi ortaya çıkacak. Kur'an-ı Kerim'de ayın üzerine yemin, sanki güneşin üzerinde yemin var. Bir Allah onların üzerine yemin ediyor. Bu yeminin yıldızların üzerine de ediyor herhalde. Bu Evet, doğa aynen. olaylarına, sanki Allah bizi gök bilimine yakınlaştırmak istiyor. Çünkü bazı ayetlerde bunu diyor. Hey insanoğlu, neden gökyüzüne bakmazsınız diyor. Bak, gündüz bakın diyor. Sabah, öğlen, akşam bakın. Bakın ki manzara nasıl değişiyor. Her hani manzara değişiyor. Evet, değişiyor tabii. Demek ki gökyüzünde olan o kadar olaylar vardır ki biz farkında değiliz. Hani bazı şeyler değişiyor. Aslında Gezegenlerin yeri mi değişiyor? Ne bugün oluyor? sen bana söyledin, bir şey aklıma geldi. Muhammed Bey'de gelen bir görüntü, onu dememiştim. Belki de demiş olabilirim. Yani neden semadakilerin kıymeti vardır? Bütün yıldızlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostlarının ruhaniyetleridir, parlaktır. Onların bu saman yolunda veyahut da bu kainata ne kadar yıldız varsa hepsi Muhammed Bey'in üzerinden gönderilmiştir. Hepsi toplanıp Muhammed Bey'in üzerine gönderilmiştir. Çetin. Bak, semada bütün yıldızlar. Hepsi böyle toplandılar bir daire şeklinde ve Muhammed Bey'in üzerine geldiler yere. Bu gelecekteki bütün yıldızlar Muhammed Mehdi'ye yardıma da gelebilirler. Bütün yıldızların içindeki ruhaniyetler. İnsanlar niye gökyüzünü merak eder? İnsanlar niye gökyüzünü merak ederler? Bu astronotlar var. Uzayı keşfetmek için tabii merak ederler. İnsanı ben de merak ediyorum mesela. Öyle keşfetmek için E değil. tabii öyle merak edenler vardır ama elimizde bir cihazımız yok ki biz gidelim binelim ayda ne var ne yok merak insanın bak şimdi eski dinlerde uzaylılarla ilgili konular vardı. Eski dinlerde ama sonra şimdi bizim peygamberimiz zamanında şu anda o uzay bilimlerine arkamızı sırt çevirdi. Çünkü o uzay bilimi şu andaki peygamberimizle zamanında onu deneme, keşfetmek zamanı bize göre değildi. Bizim peygamberimiz Allah emriyle peygamber efendimizi ümmetini kendi marifetine, ahlakına yönlendirmek için emir verdi. Peki Allahu Teala neden kamera yemin etti? Ay'a yemin etmiş, güneşe yemin etmiş. Çünkü onlar Allah'ın sadık kullarıdır. Siz peygamber göğe çekildiğinde, cennete çekildiğinde nasıl bu biyolojik bir varlıktır? Bizim gibi nefes alan, yemek yiyen bir insan nasıl olur da öyle bir boyutu Şimdi bedeniyle bak gidiyor hocam? şimdi bu Muhammed Mehdi'ye anlatıldı. Muhammed Mehdi'ye gelen İsa Aleyhisselam ona bunu anlattı. Dedi madem ki ben Allah içindim. Allah madem ki ben Allah oğluydum. Neden beni öldürdüler? Ve madem ki ben Allah'ın oğluydum. Allah niye beni kurtarmadı? Bak. Çarmıhtayken İsa Aleyhisselam 3 gün çarmıhta kaldı. Bazı yerler diyor ki bu Kur'an'da böyle geçmiyor. Kur'an'da Şimdi bak şimdi gerçekler şimdi meydana çıkacak. Oraya da geleceğim. Bak Allah Kur'an'a gel diyor ki biz onu yükselttik. hatımıza O işkence yükselttik. çekmesin için onun ruhaniyeti yükseltildi. İşkencedeydi.
Onun benzeri. Çarmıhtaydı. Müslüman. Eli çiviliydi. Bacakları çiviliydi. Aç susuz güneşte. Ama Kur'an-ı Kerim'de diyor ki katılıyor yükselttik ya. Hani yükselttik diyor. Onun ruhaniyetini Ya da yükseltirdi. makamını yükselttik. Makamını yani yükseltirdi. Allah onun ruhunu orada aldı. Ve onu indirdiler. O insanlar geldi baktı ki ölmüş. Ondan elini vazgeçtiler. Dedi anne al adama söylediler alın bunu götür kendi bir mezara koy. Bu ölmüştür. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki bazı alimler bunun tefsirini iyi yapamıyor. İsa'nın tefsirini. Ha onu aldılar adam onu aldı evine getirdi sedyeye koydu ve askerler gitti. O sedyede uzanan o kan elbise içinde İsa sağ oldu. Dirildi. O zaman İsa'ya ne oldu? İsa dirildi. Adam şaştı. Evinde ben ne diyeceğim askerlere? Hani yarın mezara koyacağım askere diyecek Şu nerede? an Ben ne diyeceğim? bu günümüzde bile ölüp de dirilenler var. Yani 2 gün, 3 gün Ha işte oradan o dirilenler acı var. çekmesin diye Allahu Teala onu yükseltildi makama yukarı. Aşağı indirdikten sonra adamın evine getirdiler. Askerler çekildi gitti. Adamla İsa yalnız evde kaldılar. O adam da kendine özel bir mezar yapmıştı. Onu o mezara koyacaktı. Gitti baktı ki sağ olmuş evinde. Ne diyeceğini bir şaşırdı. Peki ben de bunu soruyorum. O dirilen İsa nereye gitti? Ben bütün camiaya soruyorum. Bütün papazlara, hahamlara ve bütün İslam alimlerine soruyorum. Nereye gitti o İsa? Adam dese işte sağdır evimdedir. Gene o askerler onu götürüp öldürecektiler. Adam gelecek, asker gelecek, mezara bakacak. Mezarın içinde İsa'yı görmezse adamı yakalayacaklar. Adam da dedi kardeşim gök yüzüne uçtu. Benim gözüm önünde gök yüzüne uçtu. Ama dirildiği doğrudur. Tabi dirildi tabi. O da bir mucizedir. Tabi dirildi. Sonra ne oldu? Adam da onu kurtarmak için bir yalan söyledi. Bu İslam'da geçiyor mu bu kaynak? Bu kaynak bak çok özet geçiyor. Özet. Allahu Teala diyor ki biz onun makamını yukarı makama yükselttik. Yükselte gidiyor, yükseltik. Ruhunu orada çıkardı acı çekmesin. Hani bak, Çarmıhta. bak Kur'an-ı Kerim'de ben okudum İsa kıssalarını. Diyor ki biz İsa'yı yükselttik. Yani bu yükseklik meselesi. Ne yükseldi? Ruhaniyetiyle Hani makamı mı? İnsanlık mı? ruhaniyeti orada çıkardı ki acı çekmesin. Yani şimdi orası kapalı bir kutudur. İsa'nın Ya şimdi kısası çok Allahu Teala bir şerdi müteşabihtir ha. kolunu bak. Bak ele yapıyor. Açık değil yani. Mesela bir gavur bir İslam'ı yakaladığı zaman eğer o İslam'ın imanı güçlü ise ve o adam gavur adam o İslam'ı yakalıyor kazana atıyor. Değil mi? Kazana götürecek. Kazan içi dolu sudur. Ve onu sağ salim çıplak kazana atacak. O kazana atılmadan önce Allah onun ruhunu alıyor. Allah dostunu takip eder. Acı çekmesin diye. Tabii bir gün orada acı Yani ya çekti. da ya da Allah onu şey yaptı. Acı vermedi. Acıyı çektirmemesi için ruhunu aldı. Ya ama Allah onu kaybedebilir ya da işte. Ya işte bedenen şimdi birkaç saat acı çekti. Bak ama 2-3 gün orada kalması onu öyle bıraktılar. O 2-3 bir saat sonra orada İsa Allah'ın emriyle ruhu alındı. Ki kollarına iblis göstersin. Ama Allah istese hani o bir arkadaşını onun benzerini yapar bırakır ya da bir meleği onun şekline koyar ya da bir cini onun şekline koyar. Hadi sen İsa'sın öyle sana kal. Kardeşim şimdi O da olabilir yani. Allah için bu kolaydır. böyledir. Bu onun çarmıhta onu acı çekmemesi için Allah onun ruhunu aldı ve çarmıhta indirdiler ve getirdiler adamın evine. Askerler o adamı teslim ettiler dedi. Onu sabahleyin kendi yaptığı mezarına koyarsın. Hocam o zaman ruh 2 kere mi bedene girmiş oluyor? Beden değil değil. Allah onu şahlandırdı ya. Bir insan var bayılıyor. Bayılmada bir gün kalıyor. Hiçbir kendisine haberi yok. Ama Ama nefes alıyor. kalp mi çarpmaz, nefes mi almaz? Ama nefes alıyor değil mi? Ha? Ama bazı Nefes insanlar alıyor. şu anda dünya Allahu üzerinde Teala'nın şanı büyüktür. ama bir tane adamı mezara koyuyorlar. Bak 3 gün, 4 gün sonra çıkıyor. bir rahimde gebe kalan bir bayan onun
yevesinde ruh yok 4,5 aya kadar. Allah almıştır ve indirdikleri zaman, adamın evine getirdiği zaman Allah ona gene de ruhunu gelirmiştir. Hani bugün de diyorum ölenler dirilebiliyor. Mesela biz bunu görüyoruz. Zaten bazı ölümlerde de bazı yanlış olmuş olabilir. Yani bazı ölümlerde bazı dirilen insanlar yani tarihe geçmiş vardır. Yanlış ölüm. Yani melek nasıl yanlış yapar mesela? Burada da değişik bir şey var. Orada yanlış yapmamış melek. Allah'ın emriyle ruhu alındı o an. Ya, onu demiyorum. Mesela bazı insanlar diyor ya yanlış. Bazen işte onlar da ben onların arkasına düşmek istemiyorum. Mesela iştahdır. Hani işi Allah'ın işi çok gariptir. Çok garip ha. Ya Allah bir insanı yaratmıştır. Hiçbir insanın bir sıfeti birbirine uymuyor. Bak ne güzel karın gibi yapmış. O insanlar onun gibi Allah gibi bir insan yaratabilir mi? Haşa yapamaz. Allah'ın teknolojisi çok yüksektir. Burada senden ruhunu alır, tekrar ruh verebilir. Allah'ın işin ol. Yok ol. Var ol. Budur. Bir kelimedir. Peki Allah niye aya yemin etmiş? Allah niye güneşe yemin etmiş? Yıldızlara yemin etmiş? Çünkü ay da Allah'ın dünyaya vermiş olduğu bir takvimdir. Bir takvimdir ha. Ha giriş çıkış yolları mı var? Yok. Bir takvimdir. Bazen yenileniyor, bazen eskileşiyor. Bazen de dolunay oluyor. Dünyaya verilen bir takvimdir. Eskide takvim yoktu ki. Dünyanın uydusudur. İşte o yüzden Allah'ın emriyle menzilinden çıkmıyor ve o menzilinde dünyaya bir takvim olarak kendini gösteriyor. Ondan sonra güneş. Bütün kainatı aydınlatıyor Allah'ın emriyle. Bak menzilinden çıkmamış. Ama işte biz insanlar Allah'ın emrinde çıktık. Kur'an'ın kelimi yolunda çıktık. Peygamber Efendimiz'in ahlakında çıktık. Biz başka hurafaların arkasına girmişiz. Menzilimizde çıkmışız ha. Demek ki ay bizden daha kıymetli. Güneş bizden daha kıymetli. Çünkü onlar menzilinden devamlı hareket ediyorlar Allah'ın emriyle. Biz insanlar içimizden hepsi girdi ya. Şeytan dedi, ya Rabbim benim de bir damarımı koy onların içine, Adem'in içine ki ben onlarla mücadele edeyim. Ben o Rahmani damara baş edemem. O zaman bu damarda iki soyun birleşmesi olabilir mi? Hayır. İki soyun, iki damarın birbirine savaşmasıdır. Yani bir evlilik var mı işin içinde? Evlilik yok. Bir şeytani damar var insanda, bir de Rahmani damar var. O insanın iradesine, ameline göre şahlanır içinde. Evlenmesi yok. Sanki mesela bir adam öldürüp kötü iş yapar. Bazı kaynaklar diyor ki Adem iki tane kadın evlendi. Onlar rivayetler ayrıdır. 40 tane adam gelmiş. Bak hele Şeyh Muhayyid Arabi camide dua etti. Dedi ya Rabbi ben Adem'i görmek istiyorum. Senin ilahe geldi. Dedi hangi Adem'i? Dedi ya Rabbi kaç adam? Dedi 40 adam gelmiş. Onları boş ver. Ademlerin meselesi çok derindir. Sadece dünyaya bir tek adam gelmemiş. Öncedeki Ademler de vardır. Cebrail aleyhisselam en son Adem'i ve Havva'yı getirdi. Dünyadaki Ademlere teslim etti. Dedi mesela, bunlara bakın. Mesela Afrikalıların atasıyla Mezopotamya bölgesinin atasıyla Japonların, bu Çinlilerin atasıyla hepsi ona çekik gözlü. Mesela bu Orta Asya. Asya bölümü çekik gözlü. Biz bu Avrupa, Amerika, Türkiye yani bu bölge Suriye'ye kadar hepsi normal, birbirine benziyor. Esmen, sarışın birbirine benziyorlar. Peki ben bunu sana diyeyim. 40 tane adam gelmiş. Dünyada da belki 40 tane çeşitli insan var, renk olarak. O ırkları mı? Tabii. Burada bir adam gelmişse belki oralarda da gelmiş olabilir. O zaman hocam ben bunu söyleyeyim. Sembolik bir adam Allah yarattı dünyada. Sembolik yani şekil vermek için. İlk insan adam şekli verdi. Bak. İlk insan adam şekli verdi Allah. Daha insan ruhu yok. İnsan yok. Ondan sonra Allah her bölgeye farklı farklı ademler yarattı toprağından. Kendi toprağından. Mesela Afrika'ya kendi toprağından, buraya kendi toprağından farklı farklı insan türleri çıktı ortaya. Ama tek bir adem şekil olarak vardır mesela. Çünkü sen bir binayı yapmadan önce onun maketini yaparsın. Ha ben bunu yapacağım işte. Önce bir proje çizim. Öyle değil. Bak mesela. Olabilir hocam böyle. Bak burada Orta Doğu'da
Bak şimdi Muhyiddin, Ama bir şey Adem'in yok. olması lazım Şey şekil yok. olarak. Ya 40 tane adam gelmiş. Ama 40 lider tane. olması lazım bir tanesi. Lider değil değil. 40 tane adam var. Dönem dönem farklıydı. Hocam şimdi bir tane Allah yok mudur? Allah bir tanedir. Adamlar farklıdır. Adem de bir tane Bak olmalı. herkes kendi çerçevesine katı bir kurallarla çelişkili anlarıyor. Kur'an-ı Kerim peygamberimize geldi ve peygamberimize de son Adem anlatıldı. Ondan daha önceki Adem'den de başka Ademler gelmiş. İlk yaratılışta Adem belki bir Ademdir. Sonra Ademler çoğaltıldı. Hayır, yaratılma Nuh da bir Ademdir. farklıdır. Adem, bu son gelen Adem de peygamberdir. Nuh Aleyhisselam da Adem değil midir? O Adem'den sonradır. Tamam, o da bir Adem sayılmıyor mu? Adem sonraki Adem tabii tufan oldu ya. Tamam, o da bir O da Ademdir. bir Adem oluyor tabii. Tabii. Aslında Adem nedir biliyor musun? Adem-i tertip. Adem insanlar demektir. Adem insan demektir. Adam demektir. Erkek anlamında. Evet, Adam. Bak diyor ki kelime Adam. Arapçada Adem. Adem'i tertip. Tertibi nizam. Düzenlendi. Allah'ın takdiriyle. Ya bak şimdi burada bu Orta Doğu'da Adem Hava anlatıldı. Anlatılıyor. Evet o son Adem Hava'dır. Daha önce de yaratılan Ademler de vardır. Peki biz niye diyoruz ki 124 bin peygamber gelmiş? Neden 24 tane Nebi'nin adı Kur'an'dadır? Niye diğerleri yoktur? Sizin bugün desen ki sörtüş peygamber olma ihtimali var. Bazı İslam alimleri kabul ediyor, bazıları etmiyor. Ya Mesela orada bile kardeşim bir bugün öyle olmuş ki artık insanlar hurafelerin arkasına göre yorum yapıyorlar. Bir hurafe ne derse o da onu der. Kur'an'a göre yorum yok. o zaman basite kaçma var. Kafa taslıdı. Tek Sert taraf. kafa. Hipnoz olmuşlar. Başları kumdadır ha. Ya ama niye Şeyh Muhayyid Ali böyle değildi? Şeyh Muhayyid onların kafasına değil, onu idam ettiler. Kum ile toprağın arasında bir şey farkı var değil mi bu? Ya şimdi her çeşit İnsanları yaratırken Allah kum da işin içine var mıydı? ya şimdi insanın içinde de bak beyaz toprak kireç vardı. Kelik toprak vardı. Her çeşit renk toprak vardı. Üç çeşit renk toprak vardı. Kireç de bir topraktı. Beyaz toprak da vardı. Kelik toprak da vardı. Yani içinde petrol de vardı. Ham. Asfalt. Erimiş asfalt da. Kaynaştırıldı beden. Güneşe bırakıldı. Kurutuldu. Zaman aşımından geçti. Ve ondan sonra ruh girdi. Allah bedeninden öfülmedi ona. O anlama gelmeyeceğiz. Ya yok ruh alemi. Ruhlara emretti. Allahu Teala o zamanki ruh aleminde emretti Adem'e gir dedi. Ve ruh Adem'in içine girince canlandı. Evet hocam. Güzel bir sohbet oldu yine. Allah razı olsun. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar.